Evet sevgili dostlarımız, yanımızda çok değerli konuğumuz var. Hamit Pualoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Marmaris'imizi nasıl buldunuz? Ben Marmaris'e bundan yıllarca önce gelmiştim. İlk geldiğimde hatırlıyorum 1978'di. O zaman saat kayışı malzemesi satıyordum. İlk tanıştığım adam saatçi Ayhan'dı. Evet. Sonra askere gittim, geldim. Askerde de iki asker arkadaşım var buralı. Onları da buldum. Ondan sonra bir 15 sene önce de Söğüt Köyü, Hisarönü ve Selimiye'yi dolaştım. Söğüt Köyü ve Bozburunlularla da tanışmış oldum. Marmaris'i beğendim. Muğla Valisi Amir Çiçekken son olarak geldim. Turizm İl Müdürü'yü de Kamil Özer'di. İnsanları güzel, sıcak ve benim de bir sürü hemşerimi buldum burada. Onun için sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Şimdi efendim gazetecisiniz, tarihçi yönünüz var ve Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Adım adım dolaşıyorum. Evet. Bu enerjiyi nasıl alıyorsunuz? Ben biraz farklı sorarım. Öbürleri evet. gibi yok Çanakkale Savaşı nedir? Evet. Onlara geleceğiz ama şu enerji nedir? Nereden şimdi ben Selçuklu tarihinden başladım dolaşma ve Kars'a gittim. Aniye gittim. Evet. Orada Ahmedi Hani'nin mezarı var Doğu Beyazıt'ta, bir de Kars'ta da camisi var. Çok etkilendiğim bir sözle karşılaştım. Kuvvetliyken adalet, benim gibi zayıf iken cesaret göstermek asalettir. Benim gibi zayıf bir insana da asaletli olarak yardım eden siz gazeteci kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Evet, Hamit abi dolaşıyorsun. Evet. Çanakkale Şehitliği'ne gittim. Dediğin gibi bir sürü ülkemizdeki Ukrayna'ya gittim. Savaş olan yerlere gittim. Yurt dışına çıktım. Gençlerimizin tarihe bakış açısı nasıl sence? Gençlerimiz tarihi bilmiyor. Tarih demek kök demektir. Köklerimizi öğretmenlerimizin, ilim adamlarımızın, bilim adamlarımızın, üniversite hocalarımızın anlatması lazım. Maalesef anlatmıyorlar. Anlattıklarını sanan insanlar da eğitimini çok iyi almadıkları için tarihte. Mesela örnek vereyim. Haçin diye bir yer var. Saim Beyli'de. Burada Kurtuluş Savaşı'nda 1000 tane şehidimiz var. Bunlar Ermenilerle savaş yapmışlar halk ve orada da bir soykırım olmuş. Atatürk'ün Türk tarihinde burada soykırımı vardır dediği tek yer Saim Beyli. O günkü adı Haçin. Haçin'de Sis'e bağlı Sis bir il, vilayet. Sis yani Kozan demek. Oranın da ilk milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak. Bunu dahi bilmiyoruz. Önemli bir şey bu. Niçin bunu anlatıyorum? Buranın bir özelliği de Profesör Necmettin Erbakan'ın amcası o zaman orada adliye katibi, o zamanki 40 tane anayasa profesörü, Yargıtay profesörü, bir sürü adam Ermeniler tarafından şehit olmuş ve şehit oldukları yer şu anda öğretmen evi. Böyle tarihi bir yer. Fransızlar o zaman sayım yapmış. 13 bin nüfus var. Adliyesi yok. Adana'ya gidiyor vatandaş. 3 saat, 3,5 saat. Kaymakamlık var. Bu da şehitlerimize bana göre bir şeydir. Yapılan yanlıştır. Saim Beyli Adliyesi'nin en kısa zamanda ve şehit adı olan Saim Beyli'nin adliyesine kazanılması ve yapılmasını Türk milletinden şu anda istiyor. Evet, ben de şimdi Ermeni çeteleri deyince benim de Samsun Çarşambalıyım. Evet. Ayvacık'ta dedelerimizin o zamanki 1800 yıllarda işte evet. Ermeni çeteleri tarafından büyük ninemizin şehit edildiği evet. öğrendik. Evet. Dediğiniz gibi ülkemizin başına o zamanlar Ermeniler büyük bir sıkıntılar yarattı. Evet. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Ama insanlarımız bilmiyor. O günkü askerin şuuru da çok önemli. O günkü asker, yani Fevzi Çakmağ, benim dedem askerlik yaparken onun herhalde postasıymış. Askerlik nedir dediği zaman soruyor. Diyor ki askerlikte hak yoktur, vazife vardır. Hak milletin şanunun, gövde senin canunun. Sen öl ki Türk milleti yaşasın, dökülecek kan onundur, komutanım diyor. Evet, bir de biz tabii dedelerimiz Orta Asya'dan Trabzon'a gelmişler. Evet. Bizde de Kıbrıs Türkleri
deniyor bize de. Evet, Kıbrıs. Kakao Türkleri de var. Bilmiyorum. Evet, onlar da uzmanım. Tam adamına soruyorsun. Evet. Kuzey Kıbrıs Dipkarpas Belediyesi, Esentepe ve Alayköy belediyeleri var. O belediyelerin Esentepe olayıyla ilk Muğla'ya geldiğimde Behçet Saçı ile tanıştım. Evet. Fethiye Belediye Başkanı'ydı. Behçet Bey ile Esentepe Belediye Başkanı Erdal Barut, resmi kardeş belediye, Fethiye'nin şu anki belediye başkanının bundan haberi olduğunu da sanmıyorum. Esentepe'nin özelliği orada Grivas'la şeyin Makaryos'un EOKA'yı kurduğu yer Esentepe. Rumca ismini bilmiyorum. Beş parmak dağlarının altı. Evet. Futbol kulübü Süper Lig'de. Folklor ekibi uluslararası ilkokul ve ortaokulda şampiyon. Futbol kulübünün de önemi şu. Diyelim ki Marmaris'te çok başarılı bir kardeşimiz var. Veya Türkiye'de. Futbol oynuyor. Önü açılamıyor. Orası da uluslararası devlet olarak tanınmadığı için şu anda ambargo olduğu için mesela Marmaris Spor'da oynayan iyi bir kardeşimizi Esentepe Spor'a lisansıyla yollarsınız. Orada 3 sene futbol oynadıktan sonra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, İstanbulspor'a atlama yapabilir. Bunu da insanlar bilmiyor. Evet. Şimdi Şimdi dolaşıyorsunuz. Tarihe bayağı bakıyoruz. Evet. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Galiçya askerlerini takip ederken Türkiye'nin tamamını bitirdim. Balıkesir'de başladım bundan 2 yıl önce. Şu anda 40 tane filan ilçe kaldı. Buraya gelirken de 2 tane bilmediğim ilçeye uğradım. Antalya, Denizli, Beyağaç, ilk gittim oraya. Bir de Çameli ilçesi. Oradan Fethiye'ye indim. İşte buraya doğru geldim. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris geldim. Böyle de devam ediyorum. Bunları da adım adım anlatıyorum. Gittiğim yerlerde de Allah yardım ediyor. İyi insanlara karşılaşıyorum. Tarihi bilmemiz lazım. Bu askerlerin özelliği şu. Hepsi SAT ve SAS komandosu, dil bilen asker ve teşkilatı mahsusu askeri. Evet. Normal asker değil. Yani kurmay subay Galicia'da şehit olduktan sonra Türk Kurtuluş Savaşı işte Havranlı Yahya Çavuş'a, diğerlerine kalıyor. Bu arada Havran'ı çok seviyorum. Çanakkale üzerinde özel çalışıyorum. Çimpe Kalesi'ni çalışıyorum. Havranlı Seyit Onbaşı, Çanakkale'nin 100. yılı, 110. yılı, Galicia'nın 111. yılı. İlk önce şu dergiyi size bir hediye ediyorum. Çok bir. Teşekkür ederim. İkincisi Atatürk demiştik. Atatürk'ün bir sözü var. Ne mutlu Türk'üm diyor. Bir de şunu diyor. Ne mutlu Türk'üm. Ben de başka bir şey söyleyeceğim. Türk, öğün, çalış, güven diyor. Ben merak ettim. Ben Arnavut'um. Niye Arnavut daha çok övün, daha çok çalış, daha çok güven demiyor? Çünkü benim dedem İstiklal Marşı'nı yazmış. Meğerse ögün diyor. Övün demiyor. Ögün demek kar yağdı, kar etti gibi. Bunu da şu anda Marmaris röportajımla Türk milletine öğretmenlerin ilk öğretmesi lazım gelen şeyi söylüyorum eğitimde. Türk ögün, çalış, güven demek. Türk aklını kullan, düşün, çalış, uzaya güven çık, demektir. Uzaya çık, üret. Evet. Bu, yatma diyor, çalış diyor. Bu rozeti de 19 Mayıs'ta takarsın. Evet. Size hediye ediyorum. Yakın çekebilirse sevinirim. Bu arada kameraman kardeşimiz Mete Yasan kardeşimize de hediye ediyoruz. Ona da bir tane veriyorum. O kardeşimize verdiğimizde şu, bunu da hediye ediyoruz. Bizi bugün buyur. Olarak. Bu arada da buraya Rize Çayeli'nden geliyorum. Rize'nin selamı var. Rize demek dağın altı demek. Tüm gazeteyi böyle komple vereyim. Evet, Çayeli. Çayeli. Bir de belki Rizeliler vardır, merak eder. Rizeli çok burada. Bu da Rize'nin kurtuluşu. Süleyman Kazma'nın anılarıyla Rize işgal yılları. Biraz çek istersen belki adamlar merak eder. Şey yapar. Şimdi bu Galicia olayı nasıl şey yaptı? Ben Ukrayna, Lviv'e akrabalarımı aramaya gittim. Babaannem oralı, soyadı Kıyıçarı, Kırım Türk'ü. La dolaşırken baktım ki onlarla konuşurken dediler burada şehitler var. Allah Allah. Şimdi Lviv eğlence merkezi, Marmaris biraz tuhaf gelecek sana. Lviv'in
yanında Eyüp Sultan kalır. Mesaj aldın mı? Ne alakası? Anla ne demek istediğimi. Yani daha mübarek kalır. Ve Hamit Boğaloğlu Lviv'e gidip şehitlik bulan ve şehitlik dolaşan tek turist. Maşallah. İmtihanı Lviv'de oluyoruz. Mekke'de değil. Yani Mekke imamı girerse zor dolaşır orada. Mesaj güzel mi? Evet. bu arada zaten Diyanet İşleri Başkanı da Arapça bilmiyormuş. Evet. Fantana girersek Diyanet... Ha, Diyanet İşleri Başkanı dediğinde şimdi 57. alayın merkezi Tekirdağ. Biliyorsun komutanı Atatürk, 57. alayın müftüsü de Galicia'da şehit olmuş. Bak, 57. Topçu Tugayı'nda askerlik yaptım. Ne güzel. Tamam işte, tam en doğrusunu verdin. Evet. Şimdi 57. alayın müftüsü Çanakkale'de şehit olmuş. Ben bunları da Orhaneli Bursa'da öğrendim. 57. alayda 5000 şehidimiz var. 5000 şehidin 2000'i Bursa Orhaneli. Bursa Orhaneli'nin mesela bir tanınmış adamı Cavit Çağlar. Evet. Bilgi bu yani. Evet. Bunu işte adım adım Anadolu'yu dolaşıyorum. Hızımı alamadım. Bu şehitler hem Kurtuluş Savaşı'na katılmış çoğu kurmay özel adamlar ve o günkü Revan'ı da kurtarmışlar. Hani Ermenistan dedim ya, ben hızımı alamadım. Ermenistan'a da gittim. Oradaki cami, Selçuklu Camisi'nde namaz kıldım. Gümrü'ye gittim. Hani Gümrü Anlaşması var. Ermenistan'da bile Selçuklu Camisi var. 18 bin şehit olduğumuz Ukrayna, Lviv'de cami yok. Bunu da protesto ediyorum. Bunu da Türk milletine emanet ediyorum. Dünyada herhalde duyduğuma göre bir şeyde cami yok. Yunanistan, Atina'da, bir tane de Lviv'de yok. Ya sen 400 yıl buraları yönetmişsin Osmanlı olarak. Niye cami yapmamışsın? Herhalde camiyi şöyle anlatmak lazım harf olarak. Caminin C'si Cebrail aleyhisselam, A'sı Azrail aleyhisselam, M'si Mikail aleyhisselam, İ'si İsrafil aleyhisselam, diğer İ'si İslam, barış, sevgi, selam. Mümin ne demek? Güvenilir insan. Müslüman, benden sana zarar gelmez. İslam, barış, sevgi, selam. Ama bir atasözümüz var ya, dinsizin hakkından imansız gelir. Bak, görüyorsunuz. Bu ne demek? Bak, görüyorsunuz İman... sevgili tarihçilerimiz, dostlarımız, Diyanet İşleri Başkanları, başkanımızdan daha iyi anlatıyor İslamiyet'i. İman demek aldatmamak, basiret demek aldanmamak. Onun için dinsizin hakkından imansız gelir diyor. Ben Allah'ın yardımıyla şu anda konuşuyorum. Evet. Sizler profesyonelsiniz, bir hazırlığım yok yani sizle konuşurken. Ama içimdeki duyguları anlatıyorum. Ben mesela Yavuz Sultan Selim'in hayranıyım. Niçin? Yavuz Sultan Selim Trabzon'da bir konuşma yapıyor. Ne yapıyor bu konuşmada? Diyor ki, beylerini topluyor. Şah İsmail'e karşı bir zafer kazanmış. Mesela Şah İsmail'e karşı kazanılan zaferde Türkler var Şah İsmail'in yanında. Aslında orada teknoloji kazanmış. Bizde top varmış, top. Yavuz topu kullandığı için hem Mısır'da başarılı oluyor hem de şeyde oluyor. Çaldıran Savaşı'nda oluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? O hep teknik. Nasıl şu anda SİHA, İHA'mız var. Bir de altında NE yazar. Bilginiz var mı? O da Necmettin Erbakan demektir. Hakkını yememek lazım yani. Bayraktardır ama planı kuran şeydir. Mesela bugün Galicia'yı Hamit Boğaloğlu anlatır. 50 yıl sonra bir uyanık gelir, ben anlattım der. Biz arada kaynarız yemez. Ama bunlar arşive giriyor. Girsin bunlar. Önemli değil. Sorun hayır, yok. Hayır, arşivimizde kalacak yani. Kalsın da bir sorun yok yani. Ben onu anlatmak istiyorum. Yedirmeyiz diyorum. Evet Allah. Ben de yedirmem. Bu kadar ter döküyorum yani. Ya, olay bu. Bunu başarmamız lazım. Şimdi Galicia denen zaman 1916-17. Enver Paşa'nın emriyle Almanlara yardım etmek için Hürrem Sultan'ın memleketi olan Lviv, Ukrayna, Rokatin'e askerlerimiz Uzun Köprü'ye kadar Keşan'dan yürüyerek oradan da trenlerle gidiyorlar. Giden asker sayısı 33 bin. Diğer 33 bin Romanya cephesine, diğer 33 bin de Almanya cephesine gidiyor. Toplamı 100 bin. Ben sadece Galicia kısmını biliyorum. 33 bin askerin de 12 bini Lviv'de, diğer 6 bini de Polonya sınırları içinde şehit oluyor. Galicia böyle bir Marmaris kadar, Muğla kadar bir yer, bu alan. Ve bu insanlar maalesef şehit olduklarını bilmiyorlar, takip edilmemiş.
giden olmamış. Ha bizimkiler gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musun? Viyana'ya gidiyor. Viyana o günkü Almanya'nın başkenti. Budapeşte'ye gidiyor. Roma şeye gidiyor. Polonya'ya gidiyor. Onlar Marmaris'e gidiyor. Yani İstanbul'da Eyüp Sultan'a gidiyor. Ben diyorum ki Hacı Hüsrev Mahallesi'ne gidin. Karagümrük'e gidin. Ankara'nın Çankaya'sına gitme, Güdül'e git. Tek giden turist benim tamamı Selçuklu. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet, Ankara'nın Haymanası'na git. Gidip Kızılcahamam Kaplıcalarındaki şey yapma, turistik dolaşma diyorum. Marmaris'i de. Geldim de Marmaris'in Datça'ya gitme. Taddibi Körnez burnuna git diyorum. Evet. Bölgeyi biliyoruz evet, yani. Evet. Dersen ne olmuş? Bizim tarihimiz alttan budanmış, üstten tıkanmış, çok bilgili tarihçilerimizin de önü açılmamış, anlatmıyorlar. Benim gibi acizane, cahil bir kardeşiniz, Allah'ın yardımıyla konuşuyorum. Maşallah abi. Olay bu. Yani şey benim evet. değil. Bu arada Galiçi askerleri Ruslara karşı savaşıyor bir sene. Bu savaş 1914'te başlıyor. Bize zafer kazandırıyoruz burada. Nasıl Kutlülamare zaferi var? Çanakkale var, bir de Galiçya zaferi var. Başkomutan Enver Paşa, o günkü bizim askerin başındaki komutan da Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları komutanı ünlü Cevat Çobanlı Paşa. Çanakkale halkı da onu bilmiyor. Mesela Edirne'ye gittim, herkesin bir hemşerisi vardır. Süleyman Demirel, Sütçüler, Isparta, Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Orhan Fatih, Gecebay, Samsun, Samsun ondan sonra Aziz Nesin, Şebin Karahisar, evet. Kırım, Vehbi evet. Koç, Kırım. Evet. Peki Fatih'in doğduğu şehir neresi? Soruyorum. Neresi? Önemli, sana soruyorum. Neresi? İşte Edirne. Edirne'li bile Edirne. Bilmiyor. Ben o... gelmedi mi sonra? Yok, geldi, Edirne'de doğdu, doğdu. Dizide öyle gördüm. Öyle değil, Edirne'de doğdu, annesi Kastamonulu. O günkü evet. Osmanlı'nın başkenti Edirne, Edirne'de doğuyor. Ben Edirne'li olsam her dükkana bir Türk bayrağı. Evet. Bir Selçuklu devlet arması, çift kartal, biri güneşe bakıyor, kartal kuşu, gözü kamaşmıyor. Biri ahirete, biri dünyaya bakıyor. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in, bir de Atatürk'ün resmini bütün iş yerlerine koyarım. Evet, buradan Edirne'li vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Bak Hamit abi neler söylüyor, dikkate alın. Ben Edirne'li olsam gurur duyarım. Evet. Hem Enver Paşa Edirne'yi kurtarmış, evet. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu yer Edirne, Edirne'linin haberi yok. Evet, vallahi. Bu sıkıntı. Tarihi dizilerle öğrenirsek öğrenirsek olmaz. Şimdi bu askerin özelliği şu. Bu askerler zafer kazanmış asker. Bizim kaybımız 18 bin, Rusların kaybı 285 bin, Almanların kaybı da 40 bin. Burada bir savaşta değişik şeyler anlat diye dedim. Dünyada ilk zehirli gazları Türk askerine karşı Ruslar burada kullanmış. İki, dünyada yasak olan domdom kurşunları da burada kullanılmış. Süngü Savaşı da burada yapılmış ve başarılı olmuş. Yani niye biz Viyana'ya kadar gittik? O günkü Alman'ın başkenti Viyana. Evet. Viyana'ya kadar onun için gittik. Ama buradan tekrar Atatürk'le ilgili çok önemli bir şey söylemem lazım. Bunu milletin bilmesi lazım. Atatürk 1936'da Kars'a gidiyor abi. Kars'ta bir deprem var. Gizlice dolaşıyor oraları. Ondan sonra oranın valisi Ethem Bey bir sunum yapıyor. Muhtarlar var, doktorlar var, işte belediye başkanları var, vali bey var. Diyor ki Atatürk nedir durum diyor. İşte şunu şunu yaptık, şunu şunu yapamadık diyor. Ama diyor şurada bir eksikler var. Bak şunları da yapılmamış diyor. Biraz fırça atıyor şeye Ethem Bey. Ethem Bey devlet adamı. Devlet adamının örneğini vereceğim. Çıkıyor kürsüye. Sayın Paşam diyor, Kars'a hoş geldiniz. Ben buranın valisiyim. Sizi temsil ediyorum. Benim hatalarım olabilir. Beğenmiyorsanız beni görevden alırsınız ama bana fırça atamazsınız diyor. Ben sizi temsil ediyorum. Atatürk tabi bozuluyor, sofradan kalkıyor. Giderken aileler var. Ethem Bey'in hanımı kocasına diyor ki, aferin Ethem diyor. Ben çamaşır yıkar, bulaşık yıkar, çocuklarımıza bakarım diyor. Atatürk gidiyor. Millet diyor ayvayı yedi bu Ethem Bey. Bir hafta sonra bir telgraf geliyor. Sen Samsun'da olduğun için evet. anlatıyorum. Ethem Bey'i Samsun valisi yapıyor Atatürk. Ondan sonra da İzmir valisi olarak ödüllendiriyor. Bugün eşiniz, kızınız, anneniz, bayanlar,
devleti yönetenlere ben çamaşır yıkar, bulaşık yıkar, çocuklarınıza bakarım dersek biz Osmanlı İmparatorluğunu bile geçeriz. Hocam Atatürk Samsun'a niye çıkmış? Bir Samsunlu olarak ben gurur duyarım Atatürk'ün Samsun'u tercih edip Samsun'a çıkmasından dolayı. Ne güzel. Niye çıkmış derim ben, mesela arkadaşlara. Tabii. Atatürk durur dururken niye Sinop'a gitmemiş? Niye Giresun'a tamam, gitmemiş? Tamam onu anlatacağım. Trabzon'a gitmemiş ben ya, şunu anlatayım. Samsun'a çıkmış. Tamam onu anlatacağım. Ben onu merak ettim. Evet. Araştırdım. Bak, şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan önce bir Mondros mütarekesi var. Mondros da şeyde bir ada, Limni'de bir ada. Mondros mütarekesinde baktım, Türkiye'nin şöyle haritaları var, şöyle. Ondan önce Mondros'ta bakıyorum, Sivas işgal altında, Erzincan işgal altında, Trabzon, Rize işgal altında, Sinop değil, Kastamonu değil, Samsun değil, enteresan Tunceli de değil, böyle uzun. Evet. Bir de bizim Kosova değil, her tarafı çevrilmiş. Kosova'da biliyorsun şeyde, Makedonya, Üsküp'ün ilerisinde ve gönüllü gelmişler bunlar orada savaşma. Düşman işgaline uğramadığı yer olduğu için ben olsam Atatürk onun için seçmiştir. Mesela ben ileri doğru gidince Bozdoğan var, Çin'e var. Evet. Oraların kurtuluşu yok. Kurtuluşu olmayan yer demek düşman işgal etmemiş demektir. Evet. Ben Atatürk'ün evladı olarak, torunu olarak Atatürk dilemem, tırnağı olamam. Ben de olsam sağlam yerden çıkış yapardım. Millet de sağlam olur. İşte mesele yani, bu. Sana yağ çekmiyorum anladın mı? Demek istediğim evet, o. Evet, yalnız bir şey söyleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet çok uyanık. Sinop da çok mert bir yer. Oradan sonra evlenmiş biliyorsun şey olarak. Sinop'a gidiyor. Orada bir Candaroğlu Beyliği var. Adam mübarek adam. Müslüman adam. Şimdi hem Müslüman olacaksın, hem diplomat olacaksın, hem siyasetçi olacaksın. Kuru kuruya Müslüman olursan gol yersin. Evet. Şimdi gidiyor oraya, Candar Bey'e diyor ki ben Trabzon'a gideceğim, bana asker ver. Adam da mübarek adam, kaledeki askeri veriyor. Ama Fatih uyanık, hem Trabzon'u fethediyor, hem de orada az kaldığı için asker orayı kansız fethediyor. Aynı Fatih Arnavutluğa gitmiş bizim dedelere. Bizim dedeler hoş geldin demiş ama inandığı için Müslüman olmuşlar. Yani bilek gücüyle evet, alamamış. Evet. Benim bir hayalim daha var. Gagavuz Türkleriyle ilgileniyorum. Evet. Arnavut, Hristiyanlar ve Ortodokslarla ilgileniyorum. Tirana'da gittim. Ortası Bektaşi, kuzey tarafı Katolik Hristiyan, aşağı tarafı da Fener Patriği'ne bağlı Hristiyan. Ya, şimdi hemen araya gireceğim. Gagavuz Türkleriyle ilgili bir belgesel izledim. Düğünleri aynı benim çocukluğumdaki bizim Türk düğünleri gibi. Öyle gittim zaten. Aynısı, ben evet, oraya gittim. Gagavuzya. Yani aynı izliyorum aynı diyorum. Tabii Gagavuzya'ya gittim. Gagavuzya'ya gittim. Evet. Bender Kalesi'ne gittim. Stratejik bir yer orası. Gagavuzya ve Bender Kalesi. Hiçbir zaman istemem ama 3. Dünya Savaşı çıkarsa tam oradan çıkar. Evet. Başka yerden çıkmaz. Bunlar Türk. Hamdullah Subbi Tanrıver. Yani İstiklal Marşı'nı Türkiye Cumhuriyeti Meclisinde okuyan adam Gagavuz Türküdür. Enver Paşa'nın babası, Atatürk'ün annesi de Gagavuz Türküdür. Süleyman Demirel'in hanımı da Gagavuz Türküdür. Allah. Benim bir hedefim var. Eğer bir gün büyük bir adam olursam, Gagavuz Türkleri ile ilgili bir vakıf kuracağım. Nasıl adam okul açıyor, üniversite açıyor, şey açıyor. Şimdi zaten zor Müslümanız, bir sürü günahımız var. Seni Hristiyan yapmaya gerek yok. O Hristiyan olan Gagavuz Türklerini Müslüman yapmayacağım. Hristiyan kalacak işlerinden papa çıkartıp Haçlı seferlerini bitirmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Daha güzel bu. Ne gerek yok. Olay bu. Evet. Şimdi kuvvete dayanmayan adalet aciz. Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir. Ben tarihten çok ibretler aldım. Ben atasözlerine de inanırım. Diyor ki düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın düşmanı dost kaldıkça düşmandır. Bir de kardeşlerime şöyle bir ricada bulunuyorum. Ben bölgeyi dolaştım, halkı da gördüm. Köylerine de gittim. Şimdi biliyorsunuz İzmir var. Adam diyor İzmir. Ya bunlar pek Müslümanlıktan. İzmir'in kurtuluşu ne zaman? Timur almış. Timur. Daha İstanbul fethedilmemiş. Selanik diyorsun, onu da Osmanlı almış, Müslüman. İstanbul 1453'te alınmış, 1700'lerde de Trabzon alınmış. Şimdi sen eğer İzmir'i
dışlarsan, Selanik'i dışlarsan stratejik hata yaparsın, işte ne, ayağına sıkarsın. İşte ne dedik? Tarihi dizilerden öğrenirsen dışlarsın. Tabii. Tarihi bana göre adam gibi öğretmesene böyle olur. Yani, yani ben iddia ediyorum Selanik, evet. İzmir, evet. Ben İstanbul doğumluyum Fatih, benden daha Müslüman. Çünkü benden önce Müslüman olmuş. Evet. Sevabına konuşuyorum şu anda. Evet. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Doğru söylüyorum. Hamit abi, evet. Ben mi eklemek istediğin için? Valla yok. Bir problem oldu. Sağ ol. Allah razı akışına olsun. Bak, evet. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Tabii şu anda aklıma fazla bir şey gelmiyor. Çok, ben Hamit abiyle bugün tanıştım. Çok dolaşlama oldu. Hazırlık yap dedi bana. Hatta ben bir röportajı veya birisiyle röportaj yaparken hiçbir hazırlık yapmam. Sadece ismini, soy ismini yazarım. Tabii. Takılmamak için. Sohbetten çıkarırım sorularımı. Tabii. Güzel de bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ben de doğaçlama yapmadım. Evet. Allah vaat ediyor. Evet. Ayet. Allah'ın razı olacağı hayırlı işleri yapanları Allah dünyaya hakim kılar diyor. Ben de bunun sevap ve hayırlı iş, evet, olduğunu bildiğim için Allah rızası için konuştum. Allah da bana yardım etti. Bu konuşmayı da yaptık. Evet, evet. 19 Mayıs geliyor. Türk milletinin, Türk gençlerinin tarihe daha fazla alaka göstermelerini ister. Gelen Kurban Bayramı'nda da eğer imkan olursa 18 bin şehidimiz olan yerde mukabiliyet var. Yani Morto Koyu ile Anzak Koyu arası 40 kilometre İngiliz mezarlığı görünüyor. Bizim de orada 18 bin şehidimiz olduğu için ve şu anda da Ukrayna ile de ilişkilerimiz, evet, iyi. Türk Tarih Kurumu Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı ne yapsınlar, ne etsinler? Orada bir üniversite, bir kültür merkezi, Atatürk, Galicia Şehitleri Kültür Merkezi, içinde cami, aşevi, misafirhane, kültür merkezi olan bir şey yapıp Türk milletini oraya bizim gidip gelmemiz lazım. Yani Anzaklar nasıl geliyorsa, evet, her sene, evet, Türkiye'ye, biz de 18 bin şehidimiz olan Ukrayna, Lviv'e inanç turizmi olarak gitmemiz lazım. 57. alayın merkezi Tekirdağ. Tekirdağ gittikleri yer Edirne'den gitmişler ve Çanakkale Gazi. Türk milletinin turizmciler nasıl gidiyor mesela, geziyor buraları, Datça'ya gidiyor filan. Marmaris halkını da Ukrayna, Lviv'e götürsünler. Doğru söylüyorsunuz. Evet, bitiriyorum. Son Çanakkale gazilerinden yani esir alınmışlar. Kıbrıs'ta kaldığın için belki dikkatini çekmemiştir. Magosa parkının içinde 160 tane Çanakkale gazimiz şehit olmuş, İngilizler götürmüş ve millet onu bilmiyor, onu da haber yap. Gittim, keşke. Çanakkale parkın içinde, evet, Dipkarpas köyü halkına, evet, Esentepe'ye, Alayköy'e de kucak dolusu selamlar yolluyorum. Sırf bunu anlatmak için bu seçimlerde Sancaktepe Bağımsız Belediye Başkan adayı, evet, oldum. Burada, bu kartımı, evet, dağıttım. 10 bin şurada. Şunu bir zahmet alırsan sevinirim. Bu Mehmet Akif'in bilinmeyen bir sözü. Bunu da mümkünse daha çok yayalım. Okuyorum. Ey Türkoğlu, seni yok etmenin en kestirme yolu senin seni aşağılamandır. Senin sana düşman olmandır. Senin sana şüpheyle bakmandır. Bunu sakın unutma. Mehmet Akif Ersoy. Buradaki Türk bayrağı, şu ay Cenab-ı Allah, şu beş yıldızın köşesi bir tanesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Bir de üç hilal var biliyorsun, o daha önemli. Birinci hilal Asya kıtası, ikinci hilal Afrika kıtası, üçüncü hilal Avrupa kıtası. Türk ve İslam mührünü bastım diyor. İnşallah bizden sonraki nesillerde Türk ve İslam mührünü tekrar dünyaya basar. Biz burada bir tohum ekiyoruz. O tohum filiz olacak, ağaç olacak, çınar olacak. Bir duayla sözlerimi bitiriyorum. Sizle tanıştığımda memnun oldum. Allah'ım bizi günahlarına çokça tövbe eden, amin, maddi ve manevi kirlerden temizlenen, ahiret gününde kendilerine korku ve hüzün olmayan salih kullarından eyle. Amin. Ya Rabbim rızkımıza bolluk ve bereket, bedenimize sağlık ve afiyet ver. Bizlere hayırlı ömür ve ecel nasip eyle. Bizleri cehennem azabından koru. Amin diyen kardeşlerimin ayrı ayrı bütün hayırlı dualarını kabul eyle. Bu röportaj vesilesiyle Çanakkale'de gazi olmuş, Galicia'da şehit olmuş 18 bin Türk askerinin anısına Ukrayna, Lviv, Rokatin'de ilk geldikleri yer tren istasyonu, orada şehit olmuşlar. O tren istasyonu tekrar yapılıp bir müze haline getirilip oradaki tarihimizin yaşatılmasını bize nasip eyle. El Fatiha. Amin. Amin.
Evet sevgili, hem bizi duygulandı hem tarihin derinliklerine götürdü. Güzel bir röportaj oldu bu. Ukrayna ile ilgili bölümü keseceğim. İçişleri Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ileteceğim. İnşallah onlar da bunu dikkate alır ve bu dediğiniz gibi sizin gibi çalışmayı bu yaparlar. Bu partiler üstü, Türk milletine evet, emanet ediyoruz. Bu çalışmayı yaparlar. Partiler üstü. Elimizden geleni yapacağız. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.